Merhaba arkadaşlar. Bugün annemlerin mutfağından bir açılış yapıyorum. Bugünkü konumuz tirit. Merve Samsun'daydı. Bol bol tiriti yedi durdu. Dedik ki artık bize de yap yani. Geldiğinden beri söylüyoruz ve merak ediyoruz. Hani şu tiridine bandım. O tirit. Ve ama ben biraz internetten unuttuğum için bakayım dedim. Samsun ve Sinop yöresine aitmiş. Doğuda Şanlıurfa ile bir şey. Tek o şehirlerde yapılmıyor mu? Hayır. Doğuda da Şanlıurfa ile bir şehir daha vardı ama Samsun'un merkezde yapılan tirit farklıymış. Yurda Çarşamba'da değişir. Yapılan tirit farklıymış. Ben Çarşamba'dakini yedim. Pirinç vardı. Pirinç pilavı. Hı hı. Samsun'dakinde yok. Sadece yufka ve tavuk eti. Ben de yediğim gibi yapacağım. O yüzden bu çarşamba tiridi. Hadi bakalım şimdi neler kullanıldığını göstereyim yani yapılırken. Evet, bakalım. Tiridin has malzemesi bence tavuk. Evet. Tavuk suyu. Bu tavuk haşlanıyor. Tiritleniyor. Aslında çok pratik bence. Evet, bunlar şey, Meryem'in annesi üşengeç yemeği diyor zaten. Üşengeç yemeği mi? Evet, üşengeç kadın yemeği. Ama lezzetli. Hani pratik olduğu için öyle diyor. Pilavı altın soyacağız böyle büyük bir tepsimiz var. Sonra şuradaki yufkaları parçalayacağız. Tavuk suyunda ıslayacağız. Hı-hı. Sonra pilav, onun üstüne tavuk eti, onun üstüne de yufkaları koyacağız. Sonra da afetleyeceğiz. Yani ben sadece gördüğüm kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. O yüzden şimdi Merve yapıyor. Hadi bakalım. İnşallah pilavın üstüne tatlılarını güzelce koyuyoruz. Biraz bol koyalım. Gerçi üstüne de koyarız. Evet, asıl mesele bence ayrıntı bu. Bununla ne yapıyor Merve? Islatıp tek tek şu şekilde ıslatıyor ve böyle üzerine koyuyor. Püf noktası tavuk suyunda ıslatmış. Merve. Evet, son parçalar. Bunun suyu kalıyor ya yufka. Ertesi gün mesela tavuk kalıyor, pilav kalıyor. Hı. Suyuyla ertesi gün tekrar tazeymiş gibi. Yapılabiliyor doğru. Yapılabiliyor. Of. Bu yenmez. Zaten biz videolarımdan, vloglarımdan bildiğiniz üzere biz tavuklu pilavı çok seviyoruz. Ben bunu çok severim. Çünkü tavuğun suyu özellikle zaten yediriyor. Bakalım deneyeceğiz şimdi de. Mis gibi olmuş. Yok dedik. Değil mi oğlum? Bakışa bak. Bakışa bak oğlumun. Görmemiş. Gel, geliyor Zemen. Şımarık oğlan. Hemen bir telefonu tavuğun üstüne. Bak. Bunun saçlar tavuk. İlk başta böyle başlık yan çevirince dönüyor. Bak uykum mu var dedim. Uykum mu var dedim. Sen uyumadın mı? İyi uyudun ya. Evet, akşam oldu ve biz çayı koyduk. Merve burada bize ilk defa telosu tarifi yapıyor. Biz ilklerden gidiyoruz herhalde. Benim için de ilk. Biraz daha karıştıracağım. Sonra vanilin ekleyeceğim. Sonra fırınlayacağım. Bu kadar. Çok basitmiş yani. İnşallah. Tabi güzeldi. Bu Bursa'ya has bir tatlı. Evet, vanilyamızı da koyduk. Ocaktan aldık. Şimdi ne yapacağız bunu? Fırınlayacağız. Merhaba. Bir adet yağız ömenimiz var burada da. Bugünlerde çok ataklarda, çok mızmız. Evet, piştiler. Aynı süttaç görünümdeler ama. Sıcak. Sıcak değil mi? Havlu vereyim, dur sana. Böyle alırım ya. Ay yok, yanarım. Önce bir fırın şeye koy, ocağın üstüne. Oradan tepsilerim. Mis.
İnşallah güzel. Güzeldir bence. Ben çok beğendim. Nasıl olmuş? Biraz daha un az koyarız daha yaparız. Babam zaten ökletti. Güzel. Ben beğendim. Yiğit tencereyi kazıdı. Ben bayıldım. İyi. Ben de sevdim. Resmen bayıldı. Kaz. Yağız Ömer de bize bakıyor. Çocuk sıcak diyor. Ben de çok beğendim. Evet, herkese pazar gününden günaydın diyorum. Menemenimiz var, kıymalı yumurta yapacağız. Sonra burada patatesimiz güzel kızarıyor. Böreğimiz var. Annemlerin evet. Mademleri daha çok için. Orayı kendim... Aa, sen de var, bu yukarıda da merve var. Böyle kalaklıkları hazırlıyorum. Peynirler dolapta. Tamam ve sıcaktan kendini bıraktıkları için dolaba kalmadım. Devam ediyorum. Anne bak koku. Kokuyor, güzel kokuyor değil mi? Güzel mi kokuyor? Yiğit. Ya acıktın mı? Evet arkadaşlar. Hava şu an çok karanlık. Akşam olmaya başladı. Biz gidiyoruz. Doğum gününe gidiyoruz. Kollarını kapatalım. Evet yine Halimeciğim 2 yaş konseptinde yapmışını yapacağını. Çok güzel olmuş. Balon zincirlerini de kendisi yapmış. Geçen sene de kendi yapmıştı. Masamızda bu şekilde. Pastası. Bu. Cupcake'i ve turufları. Çok güzel. Bu da Yiğit Asaf. Burada da Yağız Ömer'le ben varız. Sabahtan beri huysuz nasıl hazırlanıp geldim bilmiyorum. Uyusun diye yatırdım ama uyumadı. Ben dedim ki uyumazsan uyuma. Yarım saat uyutmaya uğraştım. Uyumasın dedim. Bari doğum gününün keyfini çıkarsın. Ne anlayacaksa artık aşkım. Bakın durun bakalım. Şurayı sabitleyelim. Tokuşkomuş. Aaa eşabımı çekmiş eşabımı. Dur anneciğim. Bakın. Yağız Ömer. Yağız Ömer. Yağız Ömer. Vay. Bu seneki can canlı. Balon zincirmiş bu sene can canlı. Araya led döşemiş. Dikkat et Yiğit. Balon zincirlerimizin arasına şu şekilde led geçirmiş. Çok güzel olmuş. Şurada ledimiz de yaktı. Benim. Senin mi? Balon zincir yapımı zaten önceki vloglarımda var. İzlemek isteyen olursa izler. Bana bakın, ya. Bana bakın. Aa, sen orada anneciğim, ver yüzeyini arkadaşına. Ben yapmadım ki. Saat 11 oldu bana. Ona ver, ona, ona. Bu Yiğit, bu Yiğit. Hadi, ben söyleyeyim mi? Yiğit, iyi doğdun. Geç ufak tarafa. Yiğit Asaf, iyi ki doğdun. Yiğit Asaf. Sen gel sen de, hadi üfleyin. Hadi, iki, üç.
Aferin.